Sonrasında Budizm yayılmaya başladı. Bu genellikle barışçı yollarla yapıldı. Daha önce de dediğim gibi Budistler sangalarında buluşup öğretilerini devamlı olarak tekrar ediyorlardı. Kuru mevsimlerde ise dışarı çıkıp Budizm felsefesini öğretiyorlardı. Dışarı çıkıp öğretmeye devam ettikçe Budizm büyümeye başladı. Barışçıl yolların dışında bazen Budizm siyasi yollarla da yayılmış oldu. Bazı dönemlerde siyasi düşünürler Budizmin yayılmasını desteklediler. Size bir önceki dersimde Tayland'dan bahsetmiştim. Bunu bir örnek verebiliriz. Tayland'daki Budizm sistemine baktığımızda siyasi sistemlerle ve imparatorla çok büyük bir bağlantısı olduğunu görüyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi imparator oradaki imparatorluğu yöneten kişiydi. Budizm'deki Bangkok'un ismi bu şekilde geçiyor. Tayland'da insanlar böyle inanıyor. Büyük meleğin veya tanrının şehri. Ölmeyecek veya bozulmayacak melek. Elmas, ölmeyen Indra tanrısı. Yenilmez ve fethedilmez. Büyük, dünya, yeryüzü, yaşam döngüsü, ölüm veya yeniden doğuş. 9 değerli taş, elmas, yakut, zümrüt, topaz, garnet, safir, inci, zirkon, mücevher, ebedi meleğin tahtı, dünyaya reenkarne olarak gelmiş melek, Indra, ülkenin kralı, Narai ve Hinduizmin Raması, tüm hazinelerin sahibi. Bunların hepsi Bangkok şehri için kullanılan isimler. Sınıfımızda Tayland'dan birileri olsaydı gerçekten güzel olurdu. Bu isimleri bize Tayland dilinde açıklayabilirdi. İsimlerin orijinallerini yazdım ama telaffuz edemiyorum. Burada gördüğümüz örneğe baktığımızda bu örnek dini, kültürel ve politik sistemlerin birleşmesine bir örnek gösterilebilir. Din ve siyaset devamlı olarak birbirlerine dayanıyorlar. Birbirlerinin yerini korumak için çabalıyorlar. Budizmin yayılmasına bu tipik bir örnek. Ama Hindistan'ın bu konuda gerçekten çok önemli bir yeri var. Milattan önce 273 yılında, yani Budizm ortaya çıktıktan 2-300 yıl sonra, Hindistan'da Asoka adlı bir imparator vardı. Bu adam şiddet yanlısı biriydi. Budizmin Hindistan'ın sınırlarına yakın bir yerde geliştiğini ve Hindistan'a yayıldığını unutmayın. Bu adam gerçekten çok ama çok şiddet yanlısı birisiydi. Bundan dolayı Budist keşişler onu uyarıyorlardı. Bütün yaptığı şeylerin kendisinin sonraki yaşamında kötü şeylere sebep olacak kötü darmalar olduğunu gösteriyorlardı. Sonrasında Asoka gerçekten bir U dönüşü yaptı. Adam Hinduizme inanan bir kral olmaktan vazgeçiyor, sonrasında Budizme inanmaya başlıyor. Adam gerçekten iman ediyor. Budist keşişler nasıl Budist olunabileceğini öğretiyor. Sonrasında Asoka Hindistan'ın her yerine gidiyor ve gittiği her yerde sangaları inşa ediyor. Bir zamanlar siyasi bir lider olan bu imparator Budizmi kabul etti, sonrasında siyasi gücünü kullanarak ülkenin her yerine sangaları inşa etti. Bu sebepten dolayı Budizm, Hindistan'da gerçekten derin kökler saldı. Bunun sebebi de Asoka'nın siyasi liderliğiydi. Bu dediğimiz şey Bangkok'ta oldu. Burada Budizmin siyasi gücü, siyasi liderleri kendisinin yayılması için kullandığını görüyoruz. Bu şekilde ülkeden ülkeye Budizm yayıldı. Sadece Hindistan'a değil, Sri Lanka'ya, Çin'e, Japonya'ya ve Kore'ye, birçok ülkeye yayıldı.
Her zaman barışçı bir şekilde olmadı bu. Asaka örneğinde gördüğümüz gibi her zaman barışçı değildi. Bir seferinde Çin'e gittiğimde Budist tapınağına gittim. Gittiğim tapınak gerçekten büyük bir tapınaktı. Tapınağın duvarlarında olan figürleri görünce sayılarından dolayı gerçekten şaşırdım. Bir sürü figür vardı. Ama figürlerin hepsi savaş yanlısıydı. Kılıç, kalkan, mızrak gibi şeylerdi. İlerideki tablolardan birisinde savaşan insanlar vardı. Budizm'de de ordunun kullanıldığını görüyoruz. Bu tapınaktan gördüğümüz kadarıyla Budizm'in yayılması da bu şekilde olmuş olmalı. Zen Budizm denilen bir şey de var. Zen Budizm'ine göre bir insan kendini çok iyi bir şekilde terbiye etmeli. Kendisinde keskin değişiklikler yaratmalı. Bedenini şaşırtmalı. Bu şaşırmanın getirdiği etki ile Buda'nın gücü bedenine doluyor. Bazen bu şaşırtmalar sırtınıza sopa yiyerek de oluyor. Etrafta değnekleriyle gezen keşişler oluyor. Bu gezen keşişler bazen sopalarını kaldırıp diğerlerine vuruyor. Bu vurulmanın etkisiyle beraber bir şok geçiriyorsunuz. Bunun sonucunda Buda'nın gücü bedeninize doluyor. Sonrasında Hindistan'da Budizm yok oldu. Artık Budizm'e inanılmıyor. Tamamen bitmiş durumda. Neden böyle bir şey oldu? Budizm'i sonlandırırsanız yerine ne koyacaksınız? Bunun sebeplerinden en büyüğü İslam'dır. İslam'ın yayılması sonucunda Hindistan'da Budizm yok oldu. Budizm'i öldürmek isterseniz ne yaparsınız? Budizm'i ortadan kaldırmak için ne yaparsınız? Neyi kaldırırsanız Budizm de ortadan kalkar? Cevap çok basit. Sangaları kapatarak, yani manastırları kapatmak gerekir. Manastırları kapatırsak eğer Budizm artık yaşayamaz. Üç tane şey olduğunu söylemiştim. Bir insana sığınak olabilecek üç şey var dedim. Birincisi Sangha, ikincisi Dharma, üçüncüsü ise Buda. Sangha'nın neden önemli olduğunu size anlatmıştım. Gerçek bir Budist olarak ancak ve ancak manastırda yaşayabilirsiniz. Onun dışında toplumda yaşadığınız hayatta Budist olamazsınız. Gerçek bir Budist olmak istiyorsanız Sangha'da yaşamalısınız. Müslümanlar da aynen böyle yaptı. Sangha'ları kapattılar. Komünist Çinliler de Moğolistan'a girdiğinde aynı şeyi yaptılar. Yani Sangha'ları kapattılar. Manastır kalmadığından dolayı Budizm yavaş yavaş erimeye başladı. Sonuç olarak da tamamen yok oldu. Sangha'nın etik değerleri nelerdir? Birazcık Sangha'nın etik değerlerine bakalım. Budizmin hayatta kalabilmesi için gerekli olan Sangha'lardaki etik kurallar nelerdi? Hayatı yok etmekten kaçının. Bunu herkes yapabilir. Verilmeyeni almayın. Yani çalmayın. Herkes bunu da yapabilir. Cinsel sapkınlıktan kaçının. Herkes bunu da yapabilir. Cinsel sapkınlıktan kaçının. Yalan söylemeyin veya aldatmayın. Bunu da yapabiliriz. Orta derece yiyin, öğleden sonra da yemeyin. Öğleden sonra yememek birazcık zor. Bunu yapabilmek için gerçekten manastırda olmak lazım. Dans etmeye, şarkı söylemeye ya da dramatik gösterilere bakmayın. Dünyanın her yerinde böyle şeyler var. Çelenklerin, kokuların, merhemlerin veya süs eşyalarının kullanımını etkilemeyin. Orada bulunan farklı şeyleri ellemek bazı insanlar için çok heyecan verici olabiliyor. Yüksek veya geniş yatakları kullanmayın. Alçak ve dar yataklarda yatın. Altın veya gümüşü kabul etmeyin. Burada gördüğümüz temel 10 şeyin yarısını bizler ne yapabiliyoruz? Toplum içerisinde de gerçekleştirebiliyoruz. Yalan söylememek, çalmamak, zina etmemek bunları zaten normal toplumda da yapmamız gerekiyor. Ama geriye kalan şeyler ancak ve ancak manastırda yapılabiliyor. Normal günlük hayatta toplum içerisinde bunları yapmak gerçekten zor. Bundan dolayı manastıra ihtiyaç var.
Daha öncesinde konuştuğumuz 8 ilke için de aynı şekilde manastır gerekiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Budistlerin bir kısmı manastırda çok fazla zaman geçiriyor. Birkaç ay da olabilir, tüm hayatları boyunca da olabilir. Bu tür şeyleri uygulamak için yeteneklerini geliştiriyorlar. Budizmin ölmesini istiyorsanız ne yaparsınız? Manastırları kapatırsınız. Böylece yavaş yavaş yok olur. Küçük bir katkı bile büyük bir fark yaratabilir. İsa küçük bir çocuğun 5 ekmeği sayesinde 5000 kişiyi doyurmuştur. Miktar ne olursa olsun katkınız çok önemlidir ve çok takdir ediliyor. tvsseminer.com'u ziyaret edin. Peki Hindistan'da tam olarak ne olmuştu? Bimrao Ramji denilen bir adam ortaya çıktı. Bimrao Ramji dediğimiz adam kim? Bir kasta dahil olmayan bir Dalit. Hinduizmi konuşurken kasta dahil olmayan insanlardan bahsetmiştik. Bu kişilerden 200 milyon vardı. Bimrao Ramji de bunlardan birisiydi. Hindu sisteminde hiçbir güce sahip değildi. Ama kendisi çoğu şeyi başarabilecek bir insandı. Hindistan'ın bağımsızlığını eline almaya çabaladığı zamanlarda Adalet Bakanlığı görevi yaptı. Peki bu adam Adalet Bakanı olduktan sonra ilk olarak ne yaptı? Bu adam kas sistemine karşıydı. Bundan dolayı kas sistemini sona erdirmek için büyük çabalar gösterdi. Gandhi ise kas sisteminin kalkmasına karşıydı. Gandhi'nin inanışına göre gerçekten çoğulcu ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için kas sistemi kesinlikle gerekli olan bir şeydi. Ramji ise bunu yok etmek istiyordu. Geri adım atmak istemiyordu. Çok büyük değişiklikler yaratacak yasalar çıkardı. Kas sistemi ve buna benzer konularla alakalı birçok yönetmelik yazdı. Modern Hindistan'ın temellerini o attı diyebiliriz. Gerçekten adaletli ve saygı duyulacak bir iş yaptı. Bu adamın öyle büyük bir etkisi var ki Hindistan bayrağında Budizm sembolü var. Budizm sembolünü oraya koyduran adam bu adam. Gerçekten çok gariptir ki Hindistan bayrağında Budizm sembolü var. Yaklaşık 1000 yıl sonra Budizm bu topraklara geri dönmüş ve büyük bir etki yaratmaya başlamıştı. Kültürü gerçekten çok farklı yönlerde etkiledi. Günümüzde de hala böyle. Özellikle de Dalitler arasında. Dalitlerin birçoğu Budizm'e yöneliyor. Bunun nedeni de Hindistan'ın kas sisteminden kaynaklanıyor. Hissettikleri adalet ihtiyacını Budizm'in karşılayacağını düşünüyorlar. Budizm dediğimiz şey gerçekten çok ilginç ve geniş bir konu. Birçok insana çok çekici geliyor. Özellikle de materyalist bir yaşam sürmeye başlamış olan Batı'da çok daha fazla ilgi gösteriliyor. Meditasyon gibi şeyler çok fazla yayıldı. İnsanların ilgisini çekiyor. Daha önce de bahsettiğim gibi Budizm, Hindistan'daki adalet ve kas sistemi konularında büyük değişiklikler yarattı. Bu Ramji'nin liderliğinde oldu.